Unit 6. Telling the dates. Explanation. Tarihleri söyleme, açıklama. What is the date of the experiment? Deneyin tarihi nedir? When is the experiment? Deney ne zaman? Tarihleri sorarken What is the date? Yani tarihi nedir veya When? Yani ne zaman kalıplarını kullanırız. What is the day today? Bugünün tarihi ne? When is the meeting? Toplantı ne zaman? Tarihlerin söylenişlerini öğrenmeden önce ayları hatırlayalım. Repeat after the sound, please. The months. Aylar. January. Ocak. February. Şubat. March. Mart. April. Nisan. May. Mayıs. June. Haziran. July. Temmuz. August. Ağustos. September. Eylül. October. Ekim. November. Kasım. December. Aralık. Tarihleri söylerken ordinal numbers, yani sıralama sayılarını kullanırız. Sıralama sayılarını daha önce öğrenmiştik. Bu yüzden artık konumuza girelim çünkü şarjım azalıyor. Tarihleri söylerken the artı sıralama sayısı artı of artı I şeklinde kalıplar kullanabiliriz. What is the date today? Bugün tarih ne? It's the 2nd of October. Ekim'in ikisi. Repeat after the sound, please. The 1st of January. Ocağın biri. The 22nd of April. Nisan'ın 22'si. The 3rd of September. Eylül'ün 3'ü. The 14th of June. Haziran'ın 14'ü. Oh be, şarj oldum. Haydi devam edelim. Eğer bir olayın tarihinden bahsediyorsak, gün ise öncesinde, 10 ay veya yıl ise öncesinde in edatını kullanırız. Repeat after the sound, please. When is your birthday? Senin doğum günün ne zaman? It's on the 21st of April. O Nisan'ın 21'inde. When is the feast of Ramadan? Ramazan bayramı ne zaman? It's in May. O Mayıs'ta. When is the World Cup? Dünya Kupası ne zaman? It's in 2022. O 2022'de. www.funnyenglish.com. Yılları söylerken sayıları ondalık şeklinde okuruz. Örneğin, 1876 yılını 18 ve 76 şeklinde okuruz. Repeat after the sound, please. 1876. 1960. 1453.
Fakat 2000 yılından itibaren bu kural değişmeye uğramış ve yıllar normal ve ondalık olmak üzere iki farklı şekilde okunmaya başlanmıştır. Örneğin, 2015 veya 2015 şeklinde söylenebilir. Diğer bazı örnekleri inceleyelim. 2020 2020 veya 2020 2051 2051 veya 2051 şeklinde söylenebilir. Diğer bazı okunuş şekilleri de şöyledir. 1900 1900 1200 1200 1805 1805 1607 1607 Son olarak gün, ay ve yılın beraber söylendiği bazı tam tarih örnekleriyle dersimizi noktalayalım. 11 Ekim 1965 tarihini şu şekilde söyleyebiliriz. The 11th of October 1965. Görüldüğü üzere yıldan önce virgül kullandık. Örnekleri inceleyiniz. The 22nd of February 1936. The 1st of December 1273. The 3rd of May 2021. Veya. The 3rd of May 2021. Repeat after the sound, please. When is the exam? Sınav ne zaman? It's on the 9th of November, 2020. O 9 Kasım 2020'de. What is the date today? Bugün tarih ne? It's the 2nd of April, 2020. Nisan'ın 2'si 2020. When is the Feast of Sacrifice? Kurban Bayramı ne zaman? It's on the 31st of July, 2020. O 31 Temmuz 2020'de. Sayonara. Pardon. Dilleri karıştırdım. Hoşça kalın.